Herkese selam. Engelsiz Android'in değerli takipçileri, hepiniz hoş geldiniz. Evet, bugün sizinle bir oyun inceleyeceğiz. Tavla oyunu. Tamamen görme engellilere, yani bizlere yönelik yapılmış bir oyundur. Yapımcısına şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum. Bizi böyle düşünüp böyle bir oyun geliştirdiği için, bize erişilebilir bir tavla oyunu geliştirdiği için diyorum ve oyunun incelemesine başlayacağız. Jaskam'ın sistem başlatıcı Evet, adlı pencere. oyunun linkini açıklama kısmına aşağıya bırakırız. Ama yine de ben size harflerini yine kodlayayım. J jandarma, A Adana, S Sinop, T Trabzon, G Giresun, A Adana, M Manisa, M Manisa, O Ordu ve N Niğde. Evet. İsterseniz Play Store'a yazarak da bulabilirsiniz. Oyunumuza girelim. Jaskam'ın ayarlar, premium ayarlar, Evet. yönetici başlat. En başta başlatla bizi karşılıyor oyun. İlk sırada başlat var. Sağ fiske ile devam ediyorum. Yönetici, Yönetici, istatistik istatistik, ayarlar, ayarlar, premium. premium. İsterseniz reklamlardan kurtulabiliyorsunuz. Oyunu tamamen satın alabiliyorsunuz yani. Abonelik değil, tam bir satış oluyor. Süresiz satış. En Bilgi. sonunda da bilgi var. Premium ayarlar. Şimdi ayarlara girelim. Ayarlar. Genel düğme. Ayarlar Ayarlarda üstte. Ayarlar. Genel düğme. genel var. Görsel düğme. Görsel var. Sesler düğme. Sesler var. Erişilebilirlik düğme. Erişilebilirlik var. Dil language düğme. Varsayılan ayarlara geri dön düğme. Varsayılan ayarlara geri dön var. Dil language düğme. Var. Ayarları kapat düğme. Ayarları kapat var. Var. Dil. Eriş. Sesler. Evet. Görsel düğme. Genel düğme. Ayar. Genel. Genele girelim. Genel ayarlar üstte. Ekran kay. Maç esnası. Çeşitli eylemler için titreşimi etkinleş. Genel ayarlar. Çeşitli eylemler için Çeşitli titreşimi eylemler etkinleştirin. için Onay kutusu işaretli. titreşimi aç diyor. Yani işte taş kırıldığında, tavla olduğunda, yani oyun bittiğinde gibi gibi durumlarda telefonunuz titriyor. Tabii ki açık olması güzel bir şey. Maç esnasında ekran açık kalsın. Onay kutusu Maç işaretli. esnasında ekran açık kalsın. İsterseniz ekranı kapatabiliyorsunuz oyunu oynarken. Bu da pilinize fayda sağlayabilir. Eğer ekranı tavlanın tahtasını kullanmıyorsanız. Otomatik zaman anonsunu etkinleştir. Onay kutusu işaretli. Evet, zaman anonsu belli saatlerde, böyle saat atıyorum 20.45, saat 19.30 falan, böyle belirli saatlerde size saat anonsu yapıyor. Oyun geçmişinin otomatik olarak kaydedilmesini etkinleştir. Onay kutusu işaretli. Oyun geçmişini kaydedebiliyorsunuz. Yani istatistikler bölümü vardı ana sayfada, orada kazandınız, kaybettiğiniz oyunları zaten gösteriyor. Oyun geçmişini açabiliyorsunuz. Genel ayarları kapat düğme. Genel ayarlar bu kadar. Ayarlar üstte görsel düğme. Genel görsel. Görsele Görsel giriyoruz ayarlar ikinci üstte ekran sıradaki. kaydedil. Otomatik ana menü ve ayarlarda yönü seçin başlık. Evet, başlık, yön ayarlayabiliyoruz. Otomatik algılama radyo düğmesi seçili. Yön, telefonunuz hangi yöne kilitliyse bunu otomatik olarak algılayabiliyor. Yani telefonunuz yatay bir şekilde kullanıyorsanız, yatay tutmuşsanız, o sizi, eğer ekran döndürmeniz açıksa, telefonunuzu yana döndürdüğünüzde oyunda da dönecektir. Dikeyse dikte kalacaktır. Olduğu gibi göster. Radyo düğmesi seçili değil. Olduğu gibi göster, yani oyunun orijinalinde kalmasını seçebiliyorsunuz. Oyun oynarken yatay oluyor ana ekranda, yani oyunun ana ekranında dikey oluyor. Orijinali de bu, onu da söyleyeyim. Görüntü zorunlu. Radyo düğmesi seçili değil. Görüntü zorunlu. Radyo düğmesi seçili Görüntü değil. zorunlu, görüntünün kapanmasını engelliyor arkadaşlar. Eylemler ve ipuçları için animasyonlar başlık. Bu bir başlık. Tahta düzenleme efektini göster. Onay kutusu işaretli. Tahtayı düzenlerken taşları yerleştirmesini falan görsel olarak gösteriyor. Bir pulu hareket ettirebileceğiniz geçerli konum ipuçları, onay kutusu işaretli. Ya, pulu hareket ettireceğiniz geçerli konum ipuçları, yani bir pulu kaldırdığınız zaman atıyorum 3 oynayacaksınız. 3 sıra sonrasını ışık olarak yakıyor. Yani bu ayarlar aslında birazcık görenler için onu söyleyeyim. Geçerli pozisyonlar için ipucu, onay kutusu işaretli. Geçerli pozisyonlar için de yine aynı şekilde taşın bulunduğu yerin de yanmasını sağlıyor. Bir pulun alındığı konum, onay kutusu işaretli. Pulun alındığı konumu da yakıyor. Tüm pullar tahtada olduğunda anons et, onay kutusu işaretli. Şimdi bu sağ taraf, biliyorsunuz tavlada taşları sağ tarafa doldurup toplamaya başlıyoruz.
Bütün pullar sağ tarafa toplandığı zaman size anons ediyor. Rakibinizin de sizin de. Onu söyleyeyim. Yani pullarınız tamamen sağ tarafa toplandı. Artık toplamaya başlayabilirsiniz tarzında bir anons geliyor. Hem rakibiniz adına hem sizin adınıza. Görsel ayarları kapat, düğme. Burası da tamamlandı. Ayarlar üstte, ekran kaydedici altta. Sesler, düğme. Görsel, Evet, düğme. görselden Sesler, sonra düğme. seslere geçiyoruz. Ses ayarları. Ses Ana menü de ayarlarına. arka oyun. Ana menü de arka plan müziğini etkin. Ses ayarları. Ana menü de arka plan Ana müziğini menüde etkinleştir. Onay kutusu işaretli değil. müziği etkinleştir diyor. Ben kapatmıştım. Herhangi bir müzik çalmıyor. Bir duyduğunuz gibi. İsterseniz Oyun açabilirsiniz. esnasında ses ambiyanslarını etkinleştir. Onay kutusu işaretli. Ses ambiyansları oyun esnasında güzel ses efektleri falan geliyor. Taş kırdıkça ya da oyun kazanınca falan. Bu açık olması güzel olur. Oyunuza farklı bir zevk katabilir. Çeşitli eylemler için ses efektlerini etkinleştir. Onay kutusu işaretli. Evet, çeşitli eylemler için ses efekti işte tavlada taşları kırdığınızda, zar atarken, tavlanın açılıp kapanmasında falan böyle güzel ses efektleri geliyor. Hatta şunu da söyleyeyim. Stereo bir kulaklık taktığınız zaman yani çift kanal bir kulaklık taktığınız zaman böyle sağ taraftan oynanınca taşlar sağa doğru taş sesleri geliyor. Sol taraftan oynanınca sola doğru taş sesleri geliyor. Öyle de ayrı bir ambiyans katabiliyor. Oyun sırasında kullanılacak sesleri kontrol edin. Başlık. Evet, burası başlık. Tahtayı kademeli olarak düzenle. Onay kutusu işaretli. Tahtayı düzenlerken ses çıkıyor. Guguklu saat. Onay kutusu işaretli. Guguklu saat belli saatleri söylediğini tavlada anons ettiğini söylemiştim. Burada da işte Guguklu saatle birlikte o anonsları söylüyor. Geçerli konum. Onay kutusu işaretli. Geçerli konumda taşı kaldırıp koyarken ses çıkabiliyor. Tahta, onay kutusu işaretli. Tahta sesi işte açılma kapanma olsun taş sesleri falan. Hiçbir şey yapılamaz. Onay kutusu işaretli. Bu atıyorum taşınız kırıldı sizi zar bir geldi. Siz yanlışlıkla taşı 3'e dikmeye çalıştınız. Orada bir yapamazsınız tarzında bir ses geliyor arkadaşlar. Devam edelim. Zar at, onay kutusu işaretli. Zar at, zar sesleri. Pul al, onay kutusu işaretli. Pulun alınma sesi. Pulu koy, onay kutusu işaretli. Pulu bir yere koyduğunuzda çıkan ses. Yani bunların hepsi açık olması güzel bir ambiyans katar oyununuza. Yanlış hamle, onay kutusu işaretli. Yanlış hamlede de aynı şekilde yukarıdaki dediğim gibi yanlış oynama sesi geliyor. İkisi aynı ses zaten. Bu pul, onay kutusu işaretli. Bu pul sesi yani ses pulu seçtiğinizdeki İlk ses. zar atılışı, onay kutusu işaretli. İlk zar atılışındaki çıkan farklı bir ses, farklı bir anons gibi bir şey. O da açık. Oyunu durdur, onay kutusu işaretli. Oyun durdurma Oyuna sesi. devam et, onay kutusu Oyun devam işaretli. et sesi. Senin sıran, onay kutusu işaretli. Sıranız geldiğinde çıkacak ses. Rakibin düşünüyor, onay kutusu işaretli. Rakibin düşünme sesi. Yani bunu inceleyeceğiz yönetici ayarlarında. Tahtayı kapat, onay kutusu işaretli. Tahta kapatma sesi. Ayarlar için tıkla, onay kutusu işaretli. Ayarlar için tıkla bölümüne geldiğinizde bir ses çıkıyor. Yani ayarlar bölümüne tıkladığınızda ses çıkıyor. Ayarlar penceresini kapat, onay kutusu işaretli. Ayarlar penceresi aynı Bir puan şekil. kazanıldı. Onay kutusu Puan işaretli. alındığında çıkan Tavla ses. kazandı. Onay kutusu işaretli. Tavlanın kazandığında Tavla çıkan kazandı. Onay ses. kutusu işaretli. Tavla kazandı. Bunu Onay 3 kere kutusu işaretli. yazmışlar. Ben hepsini de açtım. Bir puan kaybedildi. Onay kutusu Puan işaretli. kaybedince çıkan Tavla ses. kaybedildi. Onay kutusu işaretli. Kaybedince çıkan ses. Tavla kaybedildi. Onay kutusu. Çift tavla Yine kaybedildi. bunu Tavla da 2 kaybedildi. Onay kere kutusu işaretli. Çift yazmışlar. tavla kaybedildi. Onay Çift kutusu tavla işaretli. kaybedildi. Mars olduğunuzda sanırım çıkan ses. Tüm pullar tahtaya dizildi. Onay kutusu işaretli. Tavlaya pullar düzülürken düzüldükten sonra ya hazır diye çıkıyor sanırım bu seste. Çok çeşit ses ayarları var arkadaşlar. Bunların hepsini açın. Kapatmanıza gerek yok. Zaten ayarlarda da orijinalde de açık geliyor. Tahtayı hemen düzenleyin. Onay kutusu işaretli. Bu da ayrı bir ses Medya sesi tonu. yüksekliğini seçin. Başlık. Şimdi burası önemli. Şimdi isterseniz medya sesini kısabiliyorsunuz. Yani talkback sesinize göre ya da telefonunuzun medya sesine göre bunu kısabiliyorsunuz. %15 radyo düğmesi seçili değil. %30 radyo %15 var. düğmesi seçili değil. %30. %50 radyo düğmesi %50 seçili. var. %70 radyo düğmesi seçili değil. %70 var. %85 radyo düğmesi. %80. %100 radyo düğmesi seçili. Ben de %100 seçili arkadaşlar. Sonuna kadar açtım. Medya sesiyle aynı bir şekilde devam ediyor. Yani buradan kısarsanız medya sesinden %50'yi seçerseniz
medya sesinden %50 daha aşağıda olacak. %100 seçerseniz telefonunuzun medya sesiyle aynı seviyede hareket edecektir. Ses ayarlarını kapat düğme. Ses ayarlarından sonra Ayarlar üstte ekran erişilebilirlik düğme. erişilebilirlik bölümüne geliyoruz. Yine bizi çok ilgilendiren bir bölüm. Erişilebilirlik erişilebilir az gören kullanıcılar için erişilebilirliği artırmak için yeşil ve kırmızı pul kullanın. Onay kutusu işaretli değil. Az görenler için pull renklerini değiştiriyor. O pulların rengiyle ya da bu pulların rengiyle daha iyi gören arkadaşlarımız hangisiyle daha rahat oynayabilirse bunu seçebilirler. Tahta pozisyonu gösterimi başlık. Bu başlık devam edelim. 1'den 12'ye kadar A ve B tahta düzeni, radyo Şimdi düğmesi seçili değil. burası 1'den 12'ye kadar A ve B var. 1'den 24'e tahta düzeni, radyo 1'den düğmesi seçili 24'e değil. tahta düzeni var. Pozisyonları etiketleme, radyo düğmesi Bir de seçili. pozisyonları etiketleme. Burada bir şey anlatmam gerekiyor. Burası önemli çünkü. Şimdi tavla tahtasını gözünüzün önüne bir getirin arkadaşlar. Sağ tarafta ve sol tarafta ve aynı zamanda karşı tarafınızda hem sağınızda hem solunuzda 6'şar tane taş konan yerler var. Tavla bilen arkadaşlar bilir. Bunları sizin tarafınızdan sağ tarafı 1 olarak sayacak şekilde sola doğru A12'ye kadar gidiyor. Karşı tarafta da B tarafın yani yine rakibinizin aslında şeyi olacak şekilde sol tarafı olacak şekilde rakibinizin birden başlayarak B1 diyerek B12'ye kadar gidebiliyor. Bu Birden 24'e ta birden 12'ye kadar A ve B tahta düzeni, radyo düğmesi seçili değil. bunu seçerseniz Seçili. ben seçeyim. Bunu da oynayalım oyunu. Bunu seçerseniz o şekilde. Birden 24'e tahta İsterseniz düzeni, radyo düğmesi seçili değil. birden 24'e kadar da 24 taş konacak yer var biliyorsunuz. Tavlada 6, 12, 18, 24 olacak şekilde 4 köşede. İsterseniz birden 24'e kadar da devam etsin diyebiliyorsunuz ama ben A ve B'yi tavsiye ederim. Çünkü karşı tarafın ve sizin tarafınızın ayrı ayrı numaralandırılması daha iyi olacaktır diye düşünüyorum ve Pozisyonları etiket. devam Oyun edelim. sırasında eylemlerin seslendirilmesi başlık. Evet, yine erişilebilirlikteki bir ses. Konuşarak seslendir. Talkback kullanılıyorsa önerilir. Radyo düğmesi seçili. Burası Talkback. Şimdi konuşarak seslendiri, Talkback'i kullanıyorsanız Google Talkback'i bunu seçin. Ben Konuşarak Google seslendir. Talkback kullanıyorum, onu söyleyeyim. Doğrudan TTS aracılığıyla seslendir. GSO kullanılıyorsa önerilir. Radyo GSO düğmesi seçili kullanan değil. ya da başka bir ekran okuyucu kullanan arkadaşlarım bunu seçebilirler. Ya da GSO kullananlar. Ben GSO kullanmıyorum. Seslendirme yok. Radyo düğmesi seçili değil. Seslendirme yok. Görenler için aslında bir seçenek, bizim için değil. Uygun seslendirme modunun otomatik olarak algılanması, radyo düğmesi seçili değil, devre dışı. Ya bu devre dışı henüz tam gelmiş bir özellik değil ya da bende ikinci bir ekran okuyucu, GSO gibi ikinci bir ekran okuyucu yüklü olmadığı için bu seçeneğim aktif değil. Sizde farklı bir ekran okuyucu varsa bu seçenek aktif olacaktır. TTS ayarları, seslendirme TTS aracılığıyla yapılıyorsa kullanılır düğme. Evet, TTS ayarları bildiğimiz metin konuşma çıktısı ayarları arkadaşlar. Erişilebilirlikteki sizi oraya yönlendiriyor. Ben oraya girmeyeceğim. Çünkü oraları farklı konular. Not. Görsel ayarlarda alınan pul, nereye koyulacağı ve veya nereye tekrar gidileceği ile ilgili ipuçlarını devre dışı bırakmak, ekran okuyucular için içerik açıklaması ipuçlarını da devre dışı bırakacaktır. Evet, duydunuz arkadaşlar. Görsel ayarlardaki bazı ayarları kapatmamamızı istiyor bizden. Zaten ben de sizinle inceledik görsel ayarları. Bendeki şekliyle yaparsanız hiçbir problem olmayacaktır. Erişilebilirlik ayarlarını kapat düğme. Evet, burası da tamamlandı. Ayarlar üstte ekran dil language erişilebilirlik düğme dil language düğme. Burada dil var. Dilinizi seçebiliyorsunuz. Bizim dilimiz zaten Türkçe. Play Store'dan yüklediğinizde de Türkçe olarak oyun yükleniyor. Buraya hiç girmenize göre gerek yok. Varsayılan ayarlara geri dön düğme. Burası bütün ayarları sıfırlayabiliyorsunuz. Ayarları kapat düğme. Ayarları kapat seçeneği. Bu da şimdi ayarları kapatalım. Jazzcam'ın ayarlar. Premium. Bilgi. Şimdi bilgi bölümü İngilizce arkadaşlar, Türkçe değil. Sanırım oyunla ilgili bilgiler veriyor. Buraya hiç girmeyeceğim. Zaten tavla oyununu bilen arkadaşlarımız indirir. Bilmeyen arkadaşlarımız da daha başka yerlerden öğrenebilir. Burası bilgi bölümü.
bizim için uygun değil. Yani Türkçe değil. Farklı dilde, İngilizce de oyunu anlatıyor. O yüzden buraya hiç girmeyeceğim. Premium. Bir üstünde premium var. Arkadaşlar oyun hoşunuza giderse hem yapımcıya destek olmak için hem reklamlardan tamamen kurtulmak için premium'u satın alabilirsiniz. Uyarı. Girelim. İnternet bağlantınız yok. Uyarı üstte. Ekran kaydı. İnternet bağlantı yok diyor. İnternetimiz kapalı olduğu için bura açılmıyor ama Just Gamer. Premium. 99,99 TL karşılığında premium'unu satın alarak bazı özelliklerden faydalanıp reklamlardan da kurtulabiliyorsunuz. Şimdi Ayarlar. devam edelim. Yukarı doğru bu arada sol fiske yaparak ilerliyorum. Onu söyleyeyim. Yani aşağı doğru inmiyorum. Yukarı doğru gidiyorum. İstatistik. İstatistik isterseniz Yönetici. yönetici ayarlarından sonra istatistiğe bakalım. Burada anlatılacak şeyler var çünkü. Yönetici oyun ayarları. Çevrim içi radyo düğme. Yönetici oyun ayarları. Çevrim Yönetici. içi radyo düğmesi seçili değil. Çevrim içi. Çevrim içi henüz oyunda yok ama yapımcının söylediğine göre yakın zamanda yeni bir güncellemeyle çevrim içi yani başka insanlarla karşılıklı bir şekilde tavla oynama özelliği gelecek arkadaşlar. Bunun üzerinde çalıştıklarını söylüyorlar oyunun geliştiricileri. Ne zaman geleceği henüz belli değil. Bunu şimdilik seçmeyin. Özellik geldiğinde farklı insanlarla tavla oynamak için bu özelliği seçebilirsiniz. Gayet de güzel bir özellik olur. Umarım yakın zamanda gelir. AI robotu, radyo düğmesi seçili. Şimdi AI robotu yani AI robotu yapay zeka. Yani karşınızdaki robotla yani bilgisayarla oyun oynuyorsunuz arkadaşlar. Bizim seçmemiz gereken bu. Karşınızda bir bilgisayar var ve siz varsınız. Oyunu karşılıklı bir şekilde bilgisayarla oynuyorsunuz. Umarım yakın zamanda çevrimiçi geldiğinde de farklı insanlarla gerçek oyunlarda oynarız. Yerel, radyo düğmesi seçili değil. Yerel karşılıklı oynayabiliyorsunuz. Yani iki kişi bir cihaz üzerinden karşılıklı bir şekilde aynı telefonda oynayabiliyor. Bu da güzel bir şey. İki robot, radyo düğmesi seçili değil. Bu da iki robot karşılıklı oynuyor ve siz oradan takip edebiliyorsunuz nasıl oynandığını falan öğrenmek adına. Ya da iki robotun oynamasını izlemek isterseniz bunu seçip oyuna başlatabiliyorsunuz. Onlar kendileri zar atıyor, kendileri hamlelerini yapıyor. Siz oradan takip ediyorsunuz. Erişilebilirlik için ayarlar, başlık. Ayarları var bu seçtiğimizin yani bilgisayara karşı oynamanın ayarlarına bakalım. Puanı 0 ila 0 olarak düzenle düğme. Şimdi puanı siz ve si karşınızdaki robot 0-0 başlaması için seçilmiş. İsterseniz siz puanınızı ya da onun puanını Çevrim değiştirebiliyorsunuz. dışı oyundaki mevcut takma adınız Emrecan. Sonraki düğmesini tıklayarak değiştirebilirsiniz. Evet, isminizi buradan belirliyorsunuz. Ben Emrecan olarak belirledim. Takma adınızı değiştirin düğme. Takma adı değiştir diyerek isminizi değiştirebiliyorsunuz. Robot hareketleri için ayarlanan geçerli süre şu şekildedir. 1,5 saniye. Evet, şimdi bu robotun yaptığı hamle süresi arkadaşlar. Atıyorum zar attınız. 5-3 geldi. Kapı aldınız oynadınız. Yani kapı aldınız oraya. Ondan sonra robotun zar atıp oynama süresini buradan seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani isterseniz daha uzun sürede belirleyebiliyorsunuz. Ben bu kadar seçtim. Hızlıca oynasın da ben de yeniden hamlemi yapayım diye. Robotun hareketlerinin nasıl görüntüleneceğini değiştirin düğme. Evet, robot hareketleri isterseniz hızlı, isterseniz Zorluk yavaş. seviyesini seçin başlık. Zorluk seviyesini seçin başlık. Robotun İsterseniz hareketlerinin nasıl hızlı bir görüntüleneceğini şekilde değil. oynamasını da sağlayabiliyorsunuz buradan. İsterseniz yavaş bir şekilde de oynamasını ayarlayabiliyorsunuz. Zorluk seviyesini seçin başlık. Zorluk seviyesi. Tavlayı iyi biliyorsanız zor ya da kolay Kolay olarak. seviye 1 radyo düğmesi seçili değil. Zor seviye 2 radyo düğmesi seçili. Not. Yönetici ayar. Zor seviye 2 radyo. Kolay seviye 1. 1 ve 2 Zorluk. olarak Zor seviye 2 radyo düğmesi seçili. seçebiliyorsunuz. Bir kolay var, iki zor var. Ben zoru seçtim. Biraz tavla bilen birisi zor oyununa oynayabilir. Sizler de biraz eğer az biliyorsanız kolay seçin. Kendinizi geliştirdiğiniz zaman zor bölümüne geçebilirsiniz. Şimdi burada bir not var. Not. Yönetici ayarları tıklamalarda kaydedilir. Kaydet düğmesine gerek yoktur. Evet, burada Yönetici ayarlarını kapat düğme. herhangi bir hamle yapmamıza gerek yok. Yönetici ayarlarını kapat diyerek çıkabiliriz. Ve ayarlar kaydediliyor. Just coming.
Yönetici. Şimdi yöneticideydik biliyorsunuz. Bir sağ fiske yapıp bir alta geçiyorum. İstatistik. İstatistik. Buraya bir girelim. İstatistik. Çevrim içi istatistik düğme. Son oynanan oyun. Çevrim içi çevrim içi istatistik düğme. Çevrim içi istatistik henüz oyunda çevrim içi özelliği olmadığı için zaten bu çalışmayacaktır ama bu çevrim içi ayarları olsun, çevrim içi istatistikler falan olsun burada bulunması yakın zamanda çevrim içi oyunun geleceğinin göstergesi diye düşünüyorum ve devam edelim. Son oynanan oyunları görüntüle düğme. Son oynanan oyunları görüntülebiliyorsunuz buradan. Burada ilk biten oyundan bu yana bazı istatistikler gösterilir. Çarşamba 20 Eylül 2023 11:29 başlık. Evet, 20 Eylül Çarşamba gününden beri bende oyun yüklüymüş arkadaşlar. İlk oyundan bu yana oynadığım istatistiklere beraber bakalım. Pek iç açıcı değil ama yine de bakalım. Oynanan oyun sayısı 22. Biten 22 11, oyun. terk edilen 11. Burada ilk Şöyle oynanan oyun yapalım. sayısı 22. Biten 11, terk edilen 11. Evet, 22 oyun oynamışım. 11'ini bitirmişim. 11'inde kaçmışım arkadaşlar. Çok dedim ya, iç açıcı değilim ben hiç. Türüne göre oyunlar. Yerel 0, robota karşı 22, 2 robot 0. Evet, işte sadece ben yapay zeka ile yani robota karşı oynamışım. Diğer türlü oyunları oyun modlarına girmemişim. Zorluk seviyesine göre oynanan oyunlar. Kolay 0, çok zor 22. Evet, yine çok zor 22 oyun. 22 oyunun hepsini de zorda Kazanç oynamışım. türlerine göre oyunlar. 1 puan 20, içerik %90,91. Tavla 2, içerik %9,09. Tavla 0, içerik %0,00. 2 makinalı tavla 0, içerik %0,00. Evet, duydunuz. İstatistiklerimi Robota veriyor. karşı oyunlarda. Kazandıklarınız 13, içerik %59,09. Kaybettikleriniz 9, içerik %40,91. Evet, 9 oyun kaybetmişim, 13 oyun kazanmışım. Atılan zar toplamı 909. 909 zar atmışız. Ortalama zar puanı 3,44. Ortalama zar Maç 3,44'müş. başına ortalama çift sayısı 8,00. Maç başına ortalama kırık sayısı 4,27. Just Gam'ın oyununda geçen toplam süre 0 gün 4 saat 23 dakika ent 59 saniye 2 noktalı virgül. Evet, 20 Eylül'dü sanırım yukarıda gördüğümüz tarih. O tarihten bu yana 4 küsür saat burada bulunmuşuz Bir oyunun arkadaşlar. dakika ve saniye cinsinden ortalama süresi 14 bölü 35. Evet, ortalama oyun süresi ya yani bir oyunu ortalama 14 dakikada bitirmişim. İstatistiği kapat düğme. Evet, buradan da Just Gam'ın çıktığımızda istatistik. şimdi sizlerle kısaca bir oyun oynayalım. Oyunun tamamını tabi Yönetici. bitirmeyeceğim. Çok uzun sürecek ama Başlat. Yatay. Just Gam'ın. Just Gam'ın sizinle ücretli resim. kısa bir oyun oynayalım. Bu arada Just Game ücretli dediği yer premium olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim yani ücretlisini satın aldım anlamına geliyor. A2 boş düğme. Şimdi öncelikle bir tavlayı tanıyalım. Benim sağ tarafımda rakibimin iki taşının durduğu bölüm Tahtanın sağ altı 15 beyaz ve düğme. tahtanın sağ altı olarak henüz taşlar düzülmediği için 15 beyaz diyor. Yani taşlar tamamen kenarda sağ alt köşede duruyor. Önce bir tavlanın tahtasını bir tanıyalım sizlerle. Tahtanın sağ altı 15 beyaz düğme. Taşlarım burada. Şimdi sola doğru elimi kaydırıyorum. A1 boş düğme. A1. Buraya rakibimin iki taşı gelecek arkadaşlar. Benim bölgemdeki rakibimin iki taşı gelecek. A2 boş düğme. A2. A3 boş A3 düğme. sola doğru gidiyorum. Gözünüzün önüne gelmiştir. A4 boş düğme. A4. A5 boş düğme. A5. A6 boş düğme. A6. Burada benim 5 taşım oluyor. Biliyorsunuz. Kendi alanımın yani benim taşlarımın toplanacağı alanın en başı A6 olarak kabul ediliyor ve benim 5 taşım burada bulunuyor. Şimdi tahtanın orta bölümü. Tahtanın alt ortası boş düğme. Alt orta. Yani benim tarafımın orta bölümü. A7 boş düğme. A7. Kusura bakmayın. Özür diliyorum. A7 bölümü tahtanın sol tarafına geçiyoruz. Sol tarafın zaten burası boş olur biliyorsunuz. A8 boş düğme. A8'e geldiğimizde benim 3 taşım oluyor. Bunu da biliyorsunuzdur. Tavla dizilişi ile birlikte anlatıyorum ki gözünüzün önüne gelsin ve mantığını kavramanız için. A9 boş düğme. A9 devam ediyorum. A10 Oralar boş düğme. normalde boş. A11 boş düğme. A11. A12 boş düğme. A12. Burada benim rakibimin 5 taşı bulunuyor. Benim rakibimin 5 taşı bulunuyor. Yukarı doğru kaydırdığım zaman hatta şöyle bir gelelim. Tahtanın sol altı düğme. Tahtanın sol altı. Yukarı doğru elimi Tahtanın üst ortası kaydırdığımız düğme. zaman Tahtanın üst ortası. Just Gam'ın ücretli resim. Tahtanın üst ortası düğme. tahtanın üst ortası. Yani rakibimin
tarafının bulunduğu bölüm arkadaşlar. B12 boş düğme. Kaydırıyorum B12. Demiştim ya, A ve B olarak adlandırılıyor. Rakibinizden başlayan B ile sizden başlayan A ile diye. Burada A12'de benim, pardon, B12'de benim 5 taşım bulunuyor. Nasıl A12'de, yani benim tarafımda olan bölümde rakibimin 5 taşı varsa, burada da benim 5 taşım var arkadaşlar. Devam ediyorum. Şimdi elimi sola doğru değil de sağa doğru kaydırmaya başlıyorum. Tekrar bu tarafa doğru geliyorum. B11 boş düğme. B11, B10 boş düğme. B10, B9 boş düğme. B9, B8 boş düğme. B8'de rakibimin 3 taşı olur, biliyorsunuz. Devam ediyorum. B7 boş düğme. B7, Tahtanın üst ortası boş düğme. tahtanın üst ortası. Bu kez tahtanın sağ tarafına tekrar geçiyoruz. Sol taraf. B6 boş düğme. B6, rakibimin 5 taşının bulunduğu ve rakibimin taşlarının bir araya getirilip toplandığı alana geçtik arkadaşlar. B5 boş düğme. B5, B4 boş düğme. B4, B3 boş düğme. B3, B2 boş düğme. B2 B1 boş düğme. ve B1, benim iki taşımın bulunduğu alanda B1, rakibimin taşlarının toplandığı alan. Şimdi oyuna başlayalım. A4 boş düğme. Herhangi bir yerde çift dokunduğunuzda, yani normal etkinleştirme şeklinde dokunduğunuzda, Tahta ayarları. şimdi Yeni oyun için tahta tahta hazır. düzdü, sesini de duydunuz. Tahta hazır dedi. Şimdi şuradan bir başlayalım. Yeni oyun için tahta hazır. Yeni oyun için tahta hazır. Evet, bunu dedi. Tahtanın üst ortası düğme. Henüz bir zar atılmadı düğme. Zar atılmadı diyor. Zar atacağız. Henüz bir zar atılmadı düğme. Oyunu duraklat düğme. Oyunu duraklat var. Oyunu duraklat düğme. Kaydı durdur düğme. Ekran Evet. kaydedici. Oyunu duraklat düğme. Ekran Cızkamın adı kaydetti pencere. orası. Şimdi bu Henüz bir zar atılmadı düğme. sağ alta, Oyunu duraklat düğme. telefonunuzun sağ altında oyunu duraklat var. Sağ fiske yapıyorum. Oyun istatistiklerini ve bilgilerini göster düğme. Oyun istatistiklerine bilgilerini gösteriyor sizin için. Sağ fiske yaptığım zaman. Diğer seçenekler düğme. Diğer seçenekler. Kaydı durdur. Diğer seçenekler düğme. Diğer Jaskal'ın adı pencere. seçenekler var. Bir tekrar sol fiskeyle yukarı doğru bir çıkacağım. Oyun istatistik. Oyunu duraklat düğme. Henüz bir zar atılmadı düğme. Henüz zar atılmadı. Henüz bir zar atılmadı düğme. Henüz bir zar atılmadı. Burada rakibim için aynısını yazıyor. 10. 14. 14, 10. Kimse oynayamaz. Resim. Şu anda kimse oynayamaz diyor. İstersen 14. şurada 10. diğer seçeneklere Henüz de bir zar atılmadı. tıklayalım. Oyunu oyun istatistik. Diğer seçenekler. Burada da ne var olsun? Seçenekler solda. Ekran kaydedici sağda. Ekran ve arayüz bilgileri. Mevcut oyunu terk et. Oyundan çıkabiliyorsunuz buradan tamamen. Ekran ve arayüz bilgileri. Ekran ve arayüz bilgilerini veriyor. Jaskam'ın yardımı. Yardım bölümüne girebiliyorsunuz. Jaskam'ını değerlendirin. Değerlendirin dediğinizde de sizi Play Store'a atıyor ve oyuna puan verip yorum Kaydı yapabiliyorsunuz. durdur. Düğme. Ekran. Jaskam'ını değerlendirin. Seçen. Şimdi buradan çıkalım. Jaskam'ın. A4 boş düğme. Şimdi boş bir yere, yine tavlada A4 ya da A3, neyse, boş ya da dolu bir yere de A6 bölü 5 beyaz düğme. yapsanız da olur. İsterseniz yine bir üstünden geçeyim taşları A1 varken. bölü, tahtanın sağ altı. A1 bölü 2 siyah düğme. A1 2 siyah. A2 boş düğme. A3 boş düğme. A4 boş düğme. A5 boş düğme. A6 bölü 5 beyaz düğme. Tahtanın alt ortası. A7 boş düğme. A8 bölü 3 beyaz düğme. A9 boş düğme. A10 boş düğme. A11 boş düğme. A12 bölü 5 siyah düğme. Evet, siz zaten tavla oynayan arkadaşlarımızın gözünün önüne B12 mutlaka bölü 5 beyaz gelmiştir. düğme. 20 Jaskam'ın. Evet, saati söyledi bu arada. Guguklu saatinden de bahsetmiştim. Guguklu saatle saatin 8 olduğunu, 20 olduğunu söyledi. B11 boş düğme. B12 bölü 5 beyaz düğme. B11 boş düğme. B10 boş düğme. B9 boş düğme. B8 bölü 3 siyah düğme. B7 boş düğme. Tahtanın üst ortası. B6 bölü 5 siyah düğme. B5 boş düğme. B4 boş düğme. B3 boş düğme. B2 boş düğme. B1 bölü 2 beyaz düğme. Evet, bizim rengimiz beyaz arkadaşlar. B1 de bizim iki taşımız var. Şimdi zar A3 atalım. boş düğme. Herhangi bir yerine. A4 boş düğme. Kimin Basarak. başlayacağını belirlemek için ilk zarı atalım. Emre Can rol 1, robot 6. Konuldu A7. Alınan pul A8. Konuldu A7. Emre Can sırası. Evet, A7'de A8'den aldı, A7'ye koydu arkadaşlar. Yani Tahtanın sağ altı boş şöyle düğme. gidelim B1 biz. bölü 2 beyaz düğme. B2 boş düğme. B3 boş düğme. B4 boş. B1 bölü 2 beyaz düğme. B2 boş düğme. A1 bölü 2 siyah Evet, düğme. oyun tersine döndü bu arada arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Oyuna başladığım zaman B taraf benim tarafıma geçti, A taraf rakibe geçti. Değişen bir şey yok aslında. Daha önce olmuyordu ama böyle şeyler. Şu anda
Böyle bir durum söz konusu oldu. A1/2 siyah düğme. Rakibim A oldu, ben B oldum. Aslında çok değişen bir şey yok. A2, A3 boş, A4, A5 boş, A6/5 beyaz düğüm. Tahtanın üst ortası boş. Evet. Düğüm. A7/2 beyaz düğüm. A8/2 beyaz düğme. A7/2 beyaz düğme. Evet, rakibimiz 6-1 attı. A8/2 beyaz düğüm. A7/2 beyaz düğme. Bakın beyaz, bu arada siyahlar, benim rengim de değişti. Siyahlar da oldum oyuna başlayınca. Neden böyle oldu bilmiyorum ama değişti. Neyse, çok önemli değil. A6/5 beyaz anlattığıma düğme. göre siz şey A4 yaparsınız. boş Şimdi düğme. biz dar atıp hamle yapalım bakalım. Rakibimiz 6-1 attı ve şimdi değişen konuma göre A12'den benim tarafımdaki taşlarından aldı. A7'ye getirdi ve A8'den aldı, A7'ye getirdi, oraya bir kapı aldı. B4 zar atıldı. Emre Can atıldı 1-1. Biz attık zarı ve 1-1 attık. Hep yakaladık. B4 boş düğme. B5 boş düğme. B6/5 siyah. Tahtanın alt ortası boş düğme. Şimdi B6/5 siyah buradan düğme. B6'dan B6/5 siyah. B6/4 alıyorum. B5 boş 2 nokta pul buraya konulabilir düğme. Bakın B5 pul buraya konulabilir diyor. Konuldu. Koydum. B5. Yine B6/4 siyah düğme. B5/1 siyah. Konuldu. Yine B5. Yine bıraktım. B8/3 siyah düğme. 3 siyah. B8/2 siyah. B8'den aldım. B7 boş 2 nokta. Konuldu. B7'ye bıraktım. B8/2 siyah düğme. B7/1 siyah 2 nokta pul yine buraya bıraktım konulabilir. B7'ye. Konuldu. B7. Devam Robot ediyoruz. Sırası. Zar atıldı. Robot atıldı 6-6. Alınan pul B12. Rakibimiz attı. Konuldu. A7. Alınan pul B12. B. Konuldu. A7. Yine. Alınan pul A8. Konuldu. A2. Alınan pul, evet. A8. Konuldu. A2. Şimdi B12 benim tarafımdan aldı 6-6'yı. Kendi tarafına 2 taş götürdü ve A8'den, yani kendi bölgesindeki 3 taş olan A7/4 beyaz düğme aldı. A2'ye kadar, yani benim 2 taşımın yanına getirdi, kendi alanına. Şimdi devam edelim. Bir atalım. 6-6'yı yaptı. B3 boş düğme. Bu arada şunu söyleyeyim. Rakibiniz zar atması için siz oynadıktan sonra herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Rakibiniz kendi zarını atıyor ve oynuyor. Ayarlarda da gördüğümüz gibi isterseniz bu hızı yavaşlatabiliyorsunuz. Hem oynama hızını hem zar atma B4 hızını. Boş. Zar atıldı. Emre Can atıldı. 6-3. 6-3 attık. Şimdi biz de A12'den alalım. Rakibimizin tarafından alıp B7'ye getirelim. Konuldu. B7. 6-3'ü yine oradan alalım. Evet, bakın B9 boş diyor ama buraya konulabilir demiyor. Bakın. Evet. Bu da size yardımcı olacaktır. Taşları bırakmak için. Bu şekilde oynayalım. Rakibimiz bir hamle daha yapsın. 3-1 attı. A6'dan aldı. A3'e koydu. A3'e, A2'ye koydu. Şimdi oyunumuz bu kadar yeter. Sanırım mantığını anlamışsınız. Zaten biraz kavradıktan sonra tahtayı, ekranınızda tavlanın tahtasının nasıl durduğunu falan kavradığınız zaman bu A12'ler, A1'ler, B6'lar falan, bu rakamlandırmayı kapatırsınız büyük ihtimalle. Ayarlarda yapmıştık ya. 24 numara olarak seslendir. 12'şer A, B olarak seslendir. Ya da etiket seslendirme diye. Ben etiket seslendirmeyi seçiyorum zaten. Böyle geldiğimiz zaman herhangi bir numara söyleyip sizi yormuyor. Siz zaten gözünüzün önüne geldiği için artık alışmış oluyorsunuz ama şunu söylüyor. Pul buraya konulabilir cümlesini söylüyor. O kapanmıyor. O da hepimizin işine yarayacaktır. Evet, şimdi çıkalım, oyunu terk edelim. Bir kere. Dikey. Just bir kere geriye başlat. Dedik ve başlat. Ana ekrana geldi. Evet, oyun. Sistem başlatıcı. Evet, Just Come On oyunumuzun anlatımı bu kadardı arkadaşlar. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, yeni içerikleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim sesini açmayı unutmayın. Herkese Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.